Diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Allah'a yemin olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. İman etmiş olmazlar. Bize haber veriyor. Kim iman etmiş olmaz ya Rabbim? Hemen cevap, onlar kendi aralarındaki çıkan çekişmeli işlerde sana muhakeme olmadıkça. Sana muhakeme olmadıkça. Devamında ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا. Sonra da içlerinde hiçbir sıkıntı duymayacaklar. Hem gelecekler sana muhakeme olacaklar, hem içlerinde hiçbir sıkıntı duymayacaklar. Ya beğenmedik, ya acaba şöyle midir, böyle midir demeyecekler. Sonra devam ediyor Allah Azze ve Celle. مِمَّ قَدَّيْتَ. Ve sonra da يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Yani ne demek kardeşler? Bu şu demek. Yani demek ki Allah Azze ve Celle iman etmiş sayılmazlar derken şu üç tane mertebeden bahsediyor. Alimlerin birçoğu bunu söylüyor. Diyorlar ki birinci mertebe, arandaki ihtilafları Allah'a ve Resulüne götüreceksin. Allah'a ve Resulüne götüreceksin. İkinci mertebe, hüküm verdiler ya, götürdün. Hüküm verdiler. İçinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Ya Rabbim emretti. Ben de kabul ettim. Başım ve gözüm üstüne diyeceksin. Üçüncüsü, tam bir teslimiyetle teslim olacaksın.